Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR Teknik kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda şu an görmüş olduğunuz Ariston No Frost buzdolabı. Bunun sesi nereden yaptığını ve buzdolaplarınızın, evinizde kullandığınız buzdolaplarının sesi bir anda değiştiyse veya çalışma sesi normalden fazla gelmeye başladıysa bunlar nerelerden kaynaklanabilir bu sesler? Bunun üstünden geçmeye çalışacağız. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Lütfen video haricinde bilgi için Konya dışından aramayalım. Bazen gece saat 12'de 1'de bile arandığımız oluyor. Bunu düşünmeden arayanlar oluyor ki özellikle belirtiyoruz aramayın diye, ama yazıyı görmesine rağmen gece 12'de 1'de arayanlara da artık bir şey diyemiyorum. Konya dışından da bilgi veremememizin sebebi arkadaşlar, cihazınızı gelip başında test etmemiz gerekiyor. Şayet cihazı gelip de kontrol etmezsek, yani ölçmezsek, video haricinden farklı bir bilgi veremeyiz. Çünkü görmediğimiz için sesin nereden geldiğine kesin bir hüküm veremiyoruz. Şu an buzdolabımızın arkasına dolaştık arkadaşlar. Ve kompresör, yani ana çalışma kısmı burası. Bilmeyenler varsa, buzdolabınızın arka kısmında bir adet ana motor, soğutucu, kompresör bulunur. Bir de fan motoru var. Bu fan motoru hem kompresör ısındığında onu soğutsun, hem de arka taraftaki boruların içinden geçen gazı soğutmaya yarayan bir fandır arkadaşlar. Fanda ses var mı yok mu anlamak için ilk olarak yapmanız gereken, fan çalışırken bunu siz yapmayın isterseniz, çalıştırmadan evvel tutabilirsiniz fanı. Fanı şu şekilde durduracaksınız. Mesela şu an sesi dinleyin. Bu duyduğunuz ses arkadaşlar şu an kompresörden gelen ses. Fanı tuttuk, fan dönmüyor şu an. Fanda herhangi bir ses yok, sadece rüzgar sesi geliyor kanat döndüğü için. Onun haricinde gelen şu zırıltılı ses motor bozulduğu için arkadaşlar, buzdolabının duyduğunuz ses kompresör bozulduğu için çıkardığı ses. Fanı tekrar bırakıyorum şu an. Gördüğünüz gibi fan çalışmaya devam ediyor. Fanın sadece kanat sesi var, yani motorun bir arızası yok fan motorunun. Sadece buzdolabının kompresöründen ses geliyor şu an. Bu zaten esas ana parçası olduğu için, eğer ki sizin buzdolabınızda da bu şekilde bir ses varsa ve kompresörden geldiğine kanaat getiriyorsanız, bu kompresörün değişmesi gerekiyor ki değişimde biraz maliyetli bir şey olabilir. Bulunduğunuz şehirde herhangi bir tamirciden veya servisten fiyat alabilirsiniz. Değiştireceğiniz kompresöre de birebir aynısı olmasına özen gösterin değiştirirken. Şu an arka tarafta başka bakılacak bir yer yok arkadaşlar. Buradan ses gelmiyorsa kendi evinizde kullandığınız buzdolabınızda, hem motorda ses yok hem de dönen arkadaki soğutan fanda ses yoksa, eğer ki ses ön taraftan veya içinden geliyorsa, o zaman yine buzdolabımızın kapağını açıyoruz. Ve kapağı açtığınız zaman şu görmüş olduğunuz hava delikleri var, ızgaralar var. Bunun iç kısmında yukarıda olur, ara bölmede olur veyahut da üst tarafta olur fan bulunur arkadaşlar. Bu fan eğer ki arızalandıysa veya içinde aşırı buzlanma olduysa, soğutucu kısmının, bunu dışarıdan göremezsiniz buzlanma varsa, aşırı buzlanma olup kanat çarpıyorsa o da ses yapar. Fan arızalıysa o da ses yapabilir. İçerideki fandan ses gelip gelmediğini tam olarak nasıl test ederiz diyorsanız, kapağı açtığınız zaman büyük ihtimalle içerideki fan durduğu için sesini keser. Eğer ki ses varsa oradan sağ arıza. Şu yan tarafta düğmesi bulunur kapağı açtığınızda. Bütün dolaplarda olur bu. Yanda olur, bazılarında bu tarafta. Bir kısmında da şu ara bölmede olur. Küçük bir düğmesi olur. Kapağı açtığınız zaman arkadaşlar bu düğmeye parmağınızla bastığınızda içerideki fanın çalıştığını duyacaksınız. İçerideki fan çalıştığında eğer ki fazla bir ses gelmeye başlıyorsa veyahut da işte bir herhangi bir yere vuruyor gibi kanat sesi geliyorsa tıkır tıkır, o zaman bilin ki iç fanda bir sorun var veya aşırı buzlanmadan dolayı kanat buzlara çarpıyor, oradan ses geliyor. Buzlanma varsa ne yapabilirsiniz? Dolabı bir 24-48 saat aralığında fişten çekip eritebilirsiniz. Daha sonrasında taktığınızda bir ses çıkmaz veyahut da işte 3-5 gün çalıştıktan sonra, 1 ay çalıştıktan sonra bir problem olmazsa, o zaman bir sıkıntınız yoktur, kullanabilirsiniz. Ama eritip taktıktan sonra, yakın bir süre geçtikten sonra üzerinden tekrar kanat sesi gelmeye başlarsa, fan vurursa, o zaman buzdolabınızın iç kısmında mutlaka bir başka sorun vardır ve buzlanmadan dolayı da fan çarpıyordur. Bunu önlemek için de mutlaka bir tamirciden veya servisten yardım almanız gerekiyor. Buzdolabınızda ses varsa şayet bu şekilde bilginiz olsun diyelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımıza yorum ve beğeniyi eksik etmeyelim. Her beğeni bizim yaptığımız emeğin bir karşılığı olarak bize geri dönecektir. Bunu da unutmayalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.